Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Başka bir film incelemesiyle karşınızdayım. İnceleyeceğimiz filmin adı The Old Guard'dır. Ben birkaç not aldım bu film için. Notlara göre gideceğim. Arkanıza yatsın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. Ben filmin oyuncularından başlıyorum. Gerisini beraber getireceğiz. Filmin oyuncuları Charlize Theron, Kiki Layne, Marvin Kanzeri, Luca Marinelli, Chadwell Ayfor, Harry Melinir'dir. Filmin konusu şu: yıllardır paralı asker olarak çalışan bir grup ölümsüz askerin, yani başka bir ölümsüzü fark etmeleriyle film başlıyor. Gerçekten çok güzel filmdir. Gerek oyunculuklarla, gerekse filmin hikayesiyle müthiş bir filmdir. Ben filmin olumlu ve olumsuz yanlarına geçmeden önce biraz filmden bahsetmek istiyorum. Film bir çölde başlıyor. Çölde Charlize Theron, yani esas kararımızı yolda yürürken buluyoruz. Başka bir ölümsüzlerle buluşuyor. Sonradan anlıyoruz ki Charlize Theron'un kendi grubuymuş. Bir görev var. O göreve gidecekler. Bir adamla buluşuyorlar. Bu adam da grubumuza görev veriyor. Ve ondan sonra film çok güzel bir yere gidiyor. Yani demin de dediğim gibi Charlize Theron'un oyunculuğuyla ve filmin hikayesiyle müthiş bir film olmuş. Hani iyi bir aksiyon filmi olmuş. Öyle diyebilirim. Gerçekten çok güzel film. Hani zamanınızı geçirecek filmlerden bir tanesi olmuş. Ben filmin olumlu yönlerine geçiyorum şu an. Filmin olumlu yönleri: müzikleri gayet yerinde. Özellikle aksiyon sahneleri girdiği zaman filmin müzikleri filmi çok iyi taşıyor. Bu noktada çok güzel olmuş. Diyaloglar gayet yerinde, çok güzel olmuş. Ve o kadar iyi diyaloglar var ki, hani tam yerinde olması da filmi açısından çok iyi olmuş. Demin dediğim gibi aksiyon sahneleri gayet yerinde. Hani izleyeni tatmin edecek şekilde bir aksiyon sahneleri var. Bu noktada gerçekten iyi olmuş. Mekan ve yer seçimleri filmi yukarıya taşımış. O noktada güzel olmuş. Demin de dediğim gibi ilk başta Charlize Theron oyunculuğu muazzam. Zaten hani çok iyi bir aktris. Onun oyunculuğu filmi daha da yukarı taşımış. O çok güzel olmuş. Ama filmin bir de olumsuz yönleri var. Bu olumsuz yönleri de diyaloglar iyi olmasına rağmen bazı yerlerde gereğinden fazla uzatıldığı için hani filmi biraz düşürmüş. Ona rağmen diyaloglar çok iyi. Duygusal sahneler biraz fazla. Ama yani gereğinden fazla. O yüzden de hani bazen filmin akışını düşürüyor. Hani filmi izlerken şu saniyede geçsem mi oluyorsunuz? Diyaloglar iyi. Yani demin dediğim gibi, ama bazı yerlerde biraz fazla uzatılmış. Yani demin dediğim gibi, hani gereğinden fazla var diyaloglar. Ve biraz da hani gereğinden fazla uzatıldığı için filmi biraz sıkıcı kılıyor. Hani sıkıcı kıldığından da açıkçası hani 1-2 dakikayı ilerlettim. Ama ona rağmen, yani bu olumsuz yönlere rağmen film çok iyi. Hani film izlenir mi derseniz, kesinlikle. Bu tam sizin aradığınız aksiyon filmidir. Gerçekten hani zamanınızı getirecek bir film olmuş.
Ve IMDb'nin bu filme verdiği puan da 6.6. Gerçekten hani biraz haksızlık olmuş. Böyle bir hani iyi oyunculukların olduğu, iyi müziklerin olduğu bir filme 6.6 biraz haksızlık olmuş. Benim de bu filme verdiğim puan da 7.4'tür. Bu film için gayet yerinde bir puandır. Ve bu puanı hak ediyor. Bugün de böyle bir video olsun. Yarın da güzel bir video gelecek. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Abone olup videoma like atarsanız da çok sevinirim. Bir sonraki film incelemesinde hangi filmi görmek istiyorsanız yorumda yazarsanız da çok iyi olur. Ben de ona göre çekerim videoyu. Kendinize iyi bakın.